Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yapraktan menekşe nasıl çoğaltılır, nasıl köklendirilir, en hızlı şekilde nasıl yavru verir, yavru vermesi için neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, onunla ilgili bir video hazırladım sizlere. Öncelikle arkadaşlar, yapraktan köklendirip çoğalttığım menekşelerimi göstereyim size. Şöyle şunları da açalım. Şunu açalım. Evet, açtım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, oldukça sağlıklılar. Güzel güzel yavrular verdiler. Şu da aynı şekilde. Bu bayağı büyüdü. Bunlar da arkadaşlar, neredeyse bütün yapraklar fire vermeden yavru verdiler, köklendiler. Gördüğünüz gibi şöyle. Hepsi de köklenip yavru verdiler. Şöyle arkadaşlar. Fazla yaprağı oynatmak istemiyorum. Şöyle. Şurada gördüğünüz küçük bir filizlenme var. Aynı şekilde şurada da. Yani arkadaşlar, bu yöntemle her yaprak fire vermeden köklenip yavru veriyorlar. Şimdi neler yaptığımı, nasıl köklendirip çoğalttığımı detaylı olarak gösterip anlatacağım. Eğer arkadaşlar yaprağı kesip bu şekilde toprağa dikip çoğaltmaya çalışırsanız bu yöntemle çok zor oluyor. Ben birkaç kere denedim. Yaprak çürüyor. Yaprak kökleniyor ama bir türlü yavru vermiyor. Çünkü nem ve su oranını doğru düzgün ayarlayamıyoruz. Ondan oluyor sanırım. Bu yöntemle biraz zor oluyor arkadaşlar. Bu yöntemle uğraşıp zaman kaybetmenizi hiç istemem. Şöyle arkadaşlar, yapmamız gereken, ben şöyle kendi yöntemimi göstereyim arkadaşlar size. Menekşinizin güzel, sağlıklı, gelişmiş bir dalından şöyle bir falçatayla, keskin bir bıçakla, makasla kesmeyin çünkü dokularına zarar verirsiniz. Keskin bir falçatayla gelişmiş bir dalından kesiyoruz. Şöyle. Kestiğimiz dalı biraz daha kısaltıyoruz arkadaşlar. Şöyle 3 santim kadar falan yatay şekilde kesiyoruz. Şuradan şöyle şu kadar arkadaşlar. Yaklaşık 3 santim falan yatay bir şekilde kesiyoruz. Daha sonra şöyle bir bardağa biraz su dolduruyoruz. Su biraz fazla oldu. Suyu biraz boşaltacağım. Şöyle arkadaşlar, yaprağı suya koyuyoruz. Yaklaşık 1 hafta 10 gün içerisinde kökleniyor. Köklendikten sonra tutma olasılığı daha yüksek oluyor. Bu yöntemle bir türlü olmuyor arkadaşlar. Hiç denemeyin bu yöntemle. Bir de yaprak uzun olduğu zaman hiç olmuyor. Size tavsiyem, hiç uğraşmam bu inan. Yaklaşık 1 hafta 10 gün içerisinde kökleniyor bu. Köklendikten sonra bunları şöyle alalım. Şöyle bir kap arkadaşlar. Kurabiye kapları. Şöyle arkadaşlar. Kokopit, perlit, top karışımlı bir toprak. Toprağa fazla koymuyoruz. Şuralara kadar toprak olacak arkadaşlar. Bu kadar oluyor toprak. Fazla olmayacak. Biraz daha koyacağım. Şöyle biraz daha. Evet, yeterlidir. Şuralara kadar toprak koydum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, patates kabuklarını soyuyoruz. Soyduktan sonra güneşte bu şekilde kurutuyoruz. Daha sonra güneşte kuruttuktan sonra fırında yakıyoruz. Kül haline getiriyoruz. Kül haline getirdikten sonra fırında yakıp şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi kül haline getiriyoruz. Bunun içerisinde potasyum, demir, magnezyum, fosfor, bol miktarda besin var.
Patates kabuğundaki potasyum, muz kabuğundaki potasyumdan neredeyse 4 kat daha fazla. Kül haline getirdiğimiz patates kabuklarını yakıp hazırladığımız toprağın üzerine çok hafif azar azar serpiştiriyoruz. Şöyle biraz daha serpiştireceğim. Bu kadar toprağı bir tatlı kaşığı dolusu bu besinden ilave ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra hafif karıştırıyoruz böyle toprağı. Hafif karıştırdıktan sonra şimdi bu toprağın içerisinde yüklü miktarda besin var. Köklenmeyi, yavru vermeyi daha çok teşvik edecek. Daha sonra arkadaşlar hazırladığımız toprağı üzerini nemlendiriyoruz. Şöyle. Eğer böyle fıspısınız yoksa şöyle bir delikler açarsınız. Ondan da nemlendirebilirsiniz. Hazırladığımız toprağı önceden nemlendiriyoruz arkadaşlar. Altını delmiyoruz. Delikler açmıyoruz. Gerek yok. Çünkü sadece nemlendireceğiz toprağı. Nemlendirdikten sonra bardakla köklendirdiğimiz şöyle yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde kökleniyor. Köklendirdiğimiz menekşelerimizi, yaprakları sadece şu kadar dikiyoruz arkadaşlar. Fazla derine değil, sadece şu kadar. 1 santim kadar. Toprağa az koymamızın nedeni yaprağın kökleri tabana değdiği zaman yeterince büyüdüğünü düşünüyor, olgunlaştığını düşünüyor köklerinin. Daha sonra yavru vermeye odaklıyor kendini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben aynı şekilde şöyle kökleri tabana değdiği zaman yeterince büyüdüğünü düşünüyor, olgunlaştığını düşünüyor. Yavru vermeye odaklanıyor. Daha hızlı gelişiyor arkadaşlar. Toprağa az koyduğumuz zaman. Böyle hazırladığımız yaprakları arkadaşlar köklendiriyoruz daha önceden. Şöyle hafif kenarlarına şu şekilde bastırıyoruz. Fazla bastırmayın, sıkıştırmayın. Biraz esnek olsun, hafif olsun. Gelişimi daha iyi oluyor. Zaten toprağı nemlendirdik. Başka su vermiyoruz arkadaşlar. Bunun ağzını kapatıyoruz. Bunu nasıl bir ortama koyuyoruz arkadaşlar? Dolaylı ışık alan bir ortamda duruyor. Direkt güneş altında durmuyor. Ne çok gölge, ne çok güneş bir ortamda değil de yarı gölge, yarı güneş bir ortamda duracak arkadaşlar. Toprağı kolay kolay kurumuyor ama eğer kurursa da toprağı ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle bir fısfısla değil de çünkü yapraklarına su değerse çürüme olur. O yüzden nasıl suluyoruz bunları arkadaşlar? Böyle sık dikerseniz fısfısla bunları sularsanız bunlar çürür. Eğer böyle diktiyseniz arkadaşlar nasıl sulayacağız? Şimdi onu da göstereyim sizlere. Şöyle bir pet şişe arkadaşlar. Şöyle bir iğneyle sadece bir tane delik açacağım. Şöyle bir tane delik açtım arkadaşlar. Yeterlidir. Sularken de suyun oda sıcaklığında ılık bir su arkadaşlar. Dinlenmiş bir suyla suluyoruz. Musluktan aldığımız suyla kesinlikle sulamayın. Suyunuzu daha önceden doldurun, dinlendirin. O şekilde sulayın. Şöyle arkadaşlar, su vereceğimiz zaman eğer toprak kurursa kurumuyor ama kuruduğunu farz edelim. Şöyle diplerini şöyle şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi hafifçe suluyoruz. Eğer dediğim gibi böyle sık dikerseniz
Çünkü bunlara fıs fıs sıkamazsın. Hepsi ıslanır. Şöyle kenarlarından şöyle gördüğünüz gibi hepsini rahat bir şekilde kolaylıkla sulayabilirsiniz. Çünkü menekşe fazla suyu sevmez. Fazla sulamayın. Sadece nemli olsun yeterlidir. Suda köklendirip diktikten sonra yaklaşık 15 gün içerisinde gördüğünüz gibi bu şekilde yavru veriyorlar arkadaşlar. Bunları ne zaman saksıya alıyoruz? Yeterince büyüdüğü zaman, şimdi bunlar biraz daha büyüdüğü zaman biraz daha büyüsünler, güzel gelişsinler. O zaman şöyle küçük saksılar arkadaşlar. Fazla büyük değil, küçük saksılara. Hani bilirsiniz menekşe saksılarını. Öyle saksılar arkadaşlar. Menekşe saksıları küçük oluyor biliyorsunuz. Büyük saksıyı sevmez. Derin ve büyük saksıları sevmezler. Söylediğim gibi arkadaşlar, bu yöntemden hiç uğraşmayın. Bu yöntemle çok zor oluyor. Ama gördüğünüz gibi bu yöntemle bütün yapraklar neredeyse fire vermeden hepsi de köklendiriyor ve yavru veriyorlar. Yavru vermeyi teşvik etmek için mutlaka söylediğim gibi arkadaşlar, böyle patates kabuklarını yakın kül haline getirin. Toprağa biraz serpiştirin. Yavru vermeyi teşvik etsin. Toprakta çünkü besin yüksek olursa yavru verme oranı daha yüksek oluyor arkadaşlar. Böyle içerisinde besin olduğu zaman. Çünkü potasyum, fosfor çiçeğin köklenme döneminde, çiçeklenme döneminde, tomurcuklanma döneminde en çok ihtiyaç duyduğu besindir arkadaşlar. O yüzden böyle bir patates kabuğunu yakın toprağa serpiştirin. Yavru verme olasılığı daha yüksek oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi de köklendirdim. Hepsi de yavru verdiler. Bu şekilde arkadaşlar, sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazın. Oradan size yine yardımcı olurum. Videom bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.